Adiyat suresi insanın in eve Kur'an'ın insan eleştirisi. Yine bir eleştiri suresiyle karşı karşıyayız. Yani ne yapayım? Eğer içerik buysa, muhteva buysa, eleştiriyse ben ne yapayım? Görüyorsunuz bir önceki sure de eleştiriydi. Zaman ele bir ön ondan önceki sure de eleştiriydi. Ta birinci sureden itibaren dikkat buyurun lütfen. Kur'an eleştirel bir üslupla girdi. Zira eleştiri tevbedir. Zira eleştiri istiğfardır. Zira eleştiri istiğfar, tevbe öz eleştiridir. Dolayısıyla sorgulamayan, merak etmeyen araştırmaz. Araştırmayan sorgulamaz. Sorgulamayan gelişmez, gelişmeyen değişmez. Dolayısıyla sonuçta şekilde görüldüğü gibi olur. Onun için önce merak edeceğiz, ondan sonra sorgulayacağız. Hani ne demişti Hazreti Sokrat? Sorgulanmayan hayat yaşanmaya değmez. Ben de diyeyim, sorgulanmayan din inanmaya değmez. Onun için İnancınıza ne kadar değer verdiğiniz, inancınızı ne kadar emek verdiğinizle alakalı. Emek vermediğiniz bir şey değer vermiyorsunuz demektir. Öyle değil mi? Diyelim ki bir müteahitsiniz, inşaat yapıyorsunuz. Eğer inşaata değer verdiğinizi, işinize değer verdiğinizi, işinizi dikkate aldığınızı bize göstermek istiyorsanız ne yaparsınız? ona daha iyi emek verirsiniz. Onu daha kaliteli yaparsınız. Bu onu daha değerli kılar. Ona değer verdiğinizi biz bundan anlarız. Diyelim ki terzisiniz, diyelim ki berbersiniz. Bu işi iyi yapıyorsanız mesleğinize değer veriyorsunuz demektir. Mesleğinize değer veriyorsunuz. Bu ayrı bir şey. Bakınız mesleğiniz değerini sizden alır o zaman yoksa siz mesleğinizden alırsınız onun için yani bu anlamda değer vermek ve değer almak meselesi biraz da